matrisi bulurken özellikle şeylerde, polinomlarda sevgili arkadaşlar, o zaman buna bir önce şıkları bulmuş musunuz? Evet, genelde bulunmuş gibi duruyor. Şimdi arkadaşlar bir kere V'den V'ye ikisi içinde bunu kullan diyor. T kare T1. Önce şunu yapıyordum. Hiç çekinmeden 3'e 3'lük olduğunu biliyoruz. Neden 3'e 3 hocam? Çünkü bunun boyutunu önce yazıyorduk V'nin. Sonra bunun boyutu 3. Bunun da 3. Bu satıra yazılıyordu. Bu sütuna. Dolayısıyla 3'e 3'lük. Şimdi A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Bir tanesini bulacağım. Devamını arkadaşlar şey yapacağız. Arkadan bakabiliriz. Şimdi şöyle yapıyorduk. Önce birinci elemanı koyuyorsun. L T kare. Şunu. Bunu koyduğun anda burada birinci sütuna geçiş yapıyorsun. Bunu arkadaşlar A1 1 deyip sırasıyla bakın T kare ile çarpıyorsun. Artı burada A2 1'i T ile çarpıyorsun. A3 1'i de 1 ile çarpıyorsun. Burada tek önemli olan yer L T kareyi dönüşümde bulmak. Şurada bulmak. Koyarsak yerine T kare artı 2T çıkıyor. Buradan da artık polinom eşitliğini kullanıp sevgili arkadaşlar zaten olayımız bizim bitiyor. Nedir? A1 birimiz buradan 2. Bu pardon ikisi 1. 1. Şu 2. Bu da 0. 1, 2, 0 olarak buldunuz. Bakın 1, 2, 0. Şıklarda da zaten yok. Direkt B'yi işaretleyebiliriz. Ama diğerlerini hemen çözümde inceleyelim. Bakın sevgili arkadaşlar. Şurada L T kareyi yaptığımızda hemen şunu kullanmışım. Görüyorsunuz. A1 1, A2 1. Evet A3 1. Sonra L T'yi aldığımda gittim şunu kullandım. Sonra en son 1'i aldığımda da 3. sütunu kullanıyorum. Buradan tek tek hesap yapıyoruz. Böyle bir soru geldiğini biliyorsunuz, çözmüştük. Hatta söylemiştim buna benzer geldi diye. Arkadaşlar çözüm bu şekilde. Sırayla, sabırla bunu çözüyoruz. Pekala. Bunları da acayip çok çözdük. Ne dersiniz? Şimdi bir kere ilk elenecek şık, bir kere bunun arkadaşlar örten olma şansı yok. Örten hayatta olmaz. Neden olmaz hocam? R kareden R küpe çünkü. Değil mi? R kareden R küpe. O zaman 2 olan şıkları eleyelim. 2 gitti. Bu gitti. Kala kala bunlar kaldı. Evet. O zaman sevgili arkadaşlar bence burada matrisi verdi ya. Kutsal formülde şunu kullanalım. Rank L'yi önce kullanalım. Boy çek L ve boy V. Burası 2. Rank L'ye baktığımızda şurada rank L'miz 2 çıkıyor. Artı 0 eşittir 2. Dolayısıyla bu birebir olduğunu söylüyor. Birebir. Rank L 2. Dolayısıyla D şıkkı olur. Güzel. C diyen arkadaş peki hatasını anladı mı? Tamam. Pekala. Tamamdır. O zaman şuradan da çözümüne baktığımızda arkadaşlar hemen olayımızı bitirmiş olduk. Güzel. Bu dönüşümü çekirdeğin bir tabanı. Sanki arkadaşlar bunu dün yapmış olabilir miyim? Hatırlamıyorum. Önceki derslerde sanki yapmış olabilirim. Ama hemen kısaca özet geçelim. Çek L'nin elemanları X, Y, Z'lerden oluşuyordu. Sonra yaparken bunu dönüşümü şunu sıfıra eşitliyorduk. Sıfır, sıfır. Güzel. Buradan Z eşittir eksi x. Z yerine eksi x yazarsak x artı y eksi eksi x sıfır ve de y'miz de eksi 2 x çıktı. Dolayısıyla arkadaşlar bunları yerine yerleştirirsen şurada hop ne çıktı? X ondan sonracıma y'miz eksi 2 x ve de eksi x çıktı.
Yani o zaman 1 eksi 2 eksi 1 bunun bir tabanı olur. Çünkü şu şekilde yazabiliyoruz. Güzel. Bunun sanki benzerini daha önce yaptığımızı hatırlıyorum arkadaşlar. 1 eksi 2 şurası galiba eksi 1 olacak. Evet. Tamam. Bu hoş yeni bir soru arkadaşlar. Bunun cevabını istiyorum sizden yine. Bakın çok güzel bir soru. Buna benzer derslerimizde hiç soru yapmadık. Ne dersiniz? Bir tanesi şıkkı sadece ben size söylemiştim olabileceğini ama diğerleri hakkında bir yorum yapmadım. Ne dersiniz? Evet arkadaşlar bekliyorum. Hangisi kesinlikle oluyordu? Öncelikle onu en azından alalım. Herkes C'de yönelmiş. B olanlar var. İlginç arkadaşlar. Bakın burada bir kere benim derslerde verdiğim şık ikinci öncülüdü. Demiştik ki hayır birinci öncül arkadaşlar öyle bir şey hiç yazmadık. Bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. İkinci öncül her zaman doğruydu. Neden? Gitmişim şu tabanı görüyor musunuz? Sıfırdan farklı sayılara çarpmıştım. Hatırlarsanız şöyle bir şey yapmıştık. K1 U1 K2 U2 KN UN'ler yine tabandı. Değil mi? KI'ler şeyken. O zaman sevgili arkadaşlar 2'nin olmadığı şıkları eleyelim. O zaman zaten meydan çıktı az çok. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. 2 tane farklı taban. Ben V1'den ne geleceğini nereden bileyim ki? Belki öyle bir şey oldu ki 3. öncüle bakın. U1, U2 ama V3 gitti U2'nin bir katı. Olamaz mı? Şimdi bakın. O yüzden sağ taraftaki ikinci tabandan nelerin gelip nasıl toplanacağı belli değil. Bir de birinci öncüle şöyle bakalım. Bakın. Birinci öncül. 1, 0, 0. 0, 1, 0. 0, 0, 1 bir taban. Bu U1, U2, U3 olsun. Şimdi bak katlayama bak katlayama. Eksi 1, 0, 0. 0, eksi 1. 0. 0, 0, eksi 1 de bir taban. Bu da taban, bu da taban. Hadi bakalım bunları toplayın bakalım ne oluyor. V1, V2, V3. Alınsa facia. Gördünüz mü? Yani toplarsanız bunları hep 0 0 0 çıkıyor. 0 0 0. 0 0 0. Hiç böyle bir taban olur mu ya? Bir tane bir sıfırın bile olması bizi katlediyordu. Dolayısıyla bir elendi. Değil mi? Aman ha sakın. Güzel. Şimdi 3. öncülde de ben arka tarafta örneğini yapmıştım. Ona bir bakalım. 3'ten de arkadaşlar V3'ün ne geleceği belli değil ki. Hemen çözümü bir inceleyelim. Bakın 3 de burada doğru değil. Yani cevap yalnız 2 olacak. Hemen incelersek örneğimi. Bakın burada şurası 1, 0, 0. Evet. Gördüğünüz gibi birinci öncülde R küpün 2 tabanı olup 0, 0 çıkar. Bu taban olmaz. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok. Hatta ben örneğimde şurasını 1 yapmıştım. 1 yapalım. Artı 1 olsun. Ama orada yazılan da yanlış değil aslında. Şimdi ikinci öncülde sıfırdan farklı sayılar çarparsak taban olur. Eyvallah. Bu da problem değil. Onu da yaptık. Şimdi burada bu taban. Zaten klasik tabandı bu. Rekübün. Bu da tabandır arkadaşlar. Neden taban? Determinantı sıfırdan farklı çünkü. O yüzden bu da tabandır. Fakat geldim. Şurada alacağım elemanın, üçüncü elemanın ne olduğu belli değil. V3'ü gittim. Buraya yerleştiriyorum. Bakın şu U1, şu U2, şu da V3'tü. Gittim buraya yerleştirirsem bunlar birbirinin katı. Lineer bağımlı oldu. O zaman olmaz. Yani arkadaşlar ikinci tabanda hangi elemanın gelip gelmeyeceği belli değil. Tabii ki. Yani bu arkadaşlar tabii ki bu biraz soru çözerek biraz konuyu sindirdikten sonra olacak şeyler. Hemen birdenbire olması zaten mümkün de değil.
O yüzden biraz sabırlı olmanız kesinlikle şart. Bu örnekler zaten size biraz daha ufuk da açması da gerekiyor bundan sonrası için. Mesela bu ilk defa karşılaştığınız bir örnek, değil mi? Ama mesela ikiyi hemen yapmalıydınız. Bu kuraldı. Onu beklerdim. Ama şimdi biraz burada 1 ve 3'te yorum gerekiyor. İki tabanda hangi elemanlar? Belki şu yaptığım örnekler evet, ha bundan sonra ben bu soruyu kaçırmam dedirtebilirsin ama biraz bence sabır. Zaten sanırım bir de Cihan Hoca da ileride etüt de yapacak bunlarla ilgili. Sorularda çözecektir. Ekstradan daha da. Yani iyice oturur diye düşünüyorum ama bu biraz soru çözümüne ve de konuların oturmasına bağlı arkadaşlar. O yüzden biraz sabır. Pekala. Geldik. Bu da hoş bir soru. Ama bunu yapabiliriz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Ne dersiniz? Ne olur? Beşinci soru. Var mı fikir olan? Yok mu ya bundan fikir? Arkadaşlar bir kere lineer dönüşümlerde hani parçalayabiliyorduk ya, bu parçalanır. Dolayısıyla şu özellik vardı hatta. Alfa 1 U1 artı alfa 2 U2 alfa 1 LU1 artı alfa 2 L U2 idi. Dolayısıyla bu sağlar. Çünkü buradaki şu alfa gibi düşünün. Değil mi? Bu lineer dönüşüm direkt özelliği zaten. Dolayısıyla bu doğru. L-1 0 W aslında şu arkadaşlar çekirdeğin ta kendisi. Çekirdektir. Değil mi? Sıfırın ters görüntüsü. Buradan da dönüşüm V ile W olduğu için L-1 şuradadır. L-1 0 W buradadır. Dolayısıyla bunun boyutundan küçüktür. Bu da doğru. Şimdi L örtense, örtenlik de hatırlayın arkadaşlar, büyükten küçüğe doğru gidiyorduk. Mesela örten olduğunda sizin hiç R kareden R küpe deme şansınız var mı? Yok. Değil mi? R küpten R kareye gibi olacak. Örneğin örtense R küpten R kübe olabilir. R kareye olabilir. R üzeri 1'e olabilir. Dolayısıyla örtense arkadaşlar bu da doğru. O zaman cevap 1, 2, 3. Peki bunun tersi doğru mu? Şöyle yapalım. 3'ün tersi doğru mu? Yani şunu soruyorum sevgili arkadaşlar. Boy ve büyük eşittir boy W ise L örten mi? Genelde olmaz diye bir şey yapmış hatırlarsanız. Hemen size bir örnek vereyim. R küpten R kareye alalım. Boy V, boy W'den küçük eşit olsun. Ama dönüşümü gittim. L, X, Y, Z'yi sıfır dönüşüm alayım. Hepsini sıfıra götürsün. Yani şu. R küpten R kareye bütün hepsini sıfıra götürsün. Sıfır sıfır. Hatta bunun sıfırı. Bu örten olmuyor. Değil mi arkadaşlar? Aynı bu şeye benziyor. Neye benziyor? 5 elemanlı kümeden 4 elemanlı bir kümeye fonksiyonumuz kesin örten mi? Hayır. Öyle bir tanımlarsın ki çok farklı bir şey olur da, değil mi? Hemen burada boyuttan kümelerde ve fonksiyon ilişkisine dönmeye çalışın. Pekala. Arkadaşlar geldik. Bir de ek bilgi vermişim burada sevgili arkadaşlar. Eğer birebirse de değil mi? Tanım kümesinin boyutu boy W'den küçük eşit olacaktı. Yani bu da öbürküsü ters olarak birebirlik için verdiğiniz kuraldı. Evet, iz. Arkadaşlar bunun izi nedir? Hesap kitapları çok seviyorsunuz. Hemen yazdım. Matrisi yaz. 1, 1, eksi 4, 2. Topla, hop, 3. Güzel. Buradan yapılabilir. Değil mi? Evet. Buradan 3'ü bulduk. Matristen gitmek daha basit. Aynı mantık sevgili arkadaşlar. 7. soru için ne dersiniz? 7. Hemen yaptık. Yine matrisimizi yazdık. 1, 2, 3, eksi 1. Buradan öz değerleri de bulabilirsin. Öz değerleri bulmadan önce yalnız kareleri toplamını biliyoruz. Lambda 1 artı lambda 2'nin karesi eksi 2 lambda 1 lambda 2. Bu toplamı 0 karesi.
Determinant baktık. Eksi 7 galiba. Dolayısıyla 14 olarak olur. Evet. Bunlar kolaydı. Özellikle ÖSYM sorularında arkadaşlar iş sorularına benzer fazla bir şu anda genelde eski tarzda da geldi ama yeni tipleri mutlaka tanımı gereği buldurmaya çalışmışlar. Onları da zaten cumartesi akşamı hepimiz göreceğiz. Bu da hoş bir soru, teorik bir soru. Ne dersiniz? Şimdi sevgili arkadaşlar burada sonlu boyutlu vektör uzayı demiş ya, hemen size sonsuz boyutlu vektör uzayı var mı? Onu bir parantez açayım. Bakın şuraya dikkat. Sonsuz boyutlu vektör uzayı var mıdır? Hep ben ne yaptım? Sonlu boyutlu da çalıştım. Var mıdır? Var. O da şudur. Bilen var mı? Örnek olarak. Arkadaşlar şey, hani polinomlarda hayır, r kare 2 boyutludur. Dikkat. Hayır bak, sonsuz elemanlı ama 2 boyutlu. Ben boyutu da sonsuz olsun diyorum. Dikkat edin. Tamam mı? Aman ha. Bunu karıştırmayalım. R kare sonlu boyutlu, sonsuz elemanlıdır. Elemanla boyut çok farklı. Heh. Şimdi polinomlarda hatırlarsanız PnR'ler n artı 1 boyutluydu. Şimdi arkadaşlar eğer ben burada PR alırsam, yani derece kısıtlaması yok. Derecesi kısıtlı değil. Tamam mı? Yani bu PR'ler şunlardan oluşuyor. A0, A1x, A2x kare artı nokta nokta nokta. Yani derecesi belli değil. İşte arkadaşlar bu R üzerinde sonsuz boyutludur. Çünkü değişken sayısı bakın A0, A1, A2 sonsuza kadar gidiyor. En azından ekstra bilgi olarak bulunsun. Belki bir öncül olarak gelir. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Aman ha, dikkat edelim buna. Peki. Ne demiştik buna? 8'e ben tam oraya kaçırdım. Şimdi arkadaşlar 1. Kutsal formülü yazıyoruz. Rank L artı boy çek L eşittir boy V. Dönüşümde V'den W'ye. Bazı arkadaşlar şunu şöyle yapabilir. Boy görüntü L de denilir. Bu budur. Veya şunu boy L eksi 1 sıfır da diyebilir. Tabi bu sıfır kimin sıfırı? W'nin sıfırı. Şimdi arkadaşlar bir kere ben burada hemen baktığımızda rank L boy W'ye eşitse. Hatırlarsanız şöyle bir şey yapmıştık. Rank L olarak şöyle tanımlamıştık. Tanım olarak görüntü kümesinin yani şu V'den W'ya şu LV zaten görüntü kümesiydi. Yani boy LV eşittir rank L'ydi. Ve de ben şöyle bir not düşmüştüm. Eğer L örtense LV zaten W'ye eşit olacağından o zaman rank L boy W'ye eşittir demiştik. Yani rank L boy W eşittir L birebirdir ifadesi hayır. Burası örten olmalı. Rankı oraya eşitse. Tamam. Hemen şundan sonra bir dönüş yapacağım arkadaşlar. Sonra rank L boy V'ye eşitse. İkinci öncül. İkinci öncüle dönüş yapalım. Rank L boy V'ye eşitse. O zaman rank L artı şurası 0 demek. Eşittir boy V. Bunun da 0 oluşu bana birebirliği veriyor muydu arkadaşlar? Veriyordu. Üçüncü öncül zaten az önce yaptım. Rank L boy W eşitse L örtendir veya tam tersi doğru. Dolayısıyla cevap 2 ve 3. Öncelikle bunu anlamayan var mı? Ona bakalım. Sonra biraz önce yaptığımı dönüş yapacağım. Bakın.
Sonsuz boyutlu vektör uzayı var mıdır? Polinomlarda PnR yani derecesi n'den küçük olanlar diye kısıtlamıştık. Onu kısıtlamazsan derecesi hiç verilmemiş. Bütün polinomları düşünün. Burada bu sonsuz boyutlu bir vektör uzayıdır. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Buradan sanırım yazılmıştı diye düşünüyorum. Bunun çözümüne de baktığımızda arkadaşlar zaten yaptığım şeyler. Doğrudur doğrudur diye geçmişim ama bunları da izah ettik sanırım. Pekala. Bu da hoş bir soru. T rekübten rekübe bunu çözebildiniz mi sevgili arkadaşlar? Ne dersiniz? Mesela böyle bir şey verip siz arkadaşlar bu dönüşümün birebir örtenliğini test ettirebilir. Şimdi sayın arkadaşlar lineer dönüşüm ya bu 2'yi dışarı atabilirsin. 2T3 2,0,4 sonra TE3'ü bulurum. TE3 2'ye böldüğünü düşün bunu 1,0,2'dir. Hani bir de ben 1,0,2'yi TE3 olarak yazarsam 1,0,2 olanı arayacağım. Bakın tek burada var. Zaten E3 buraya yazılıyordu. Güzel. Bak bir arkadaşımız hemen buldu. Sonra sevgili arkadaşlar bu lineer dönüşüm ya TE2 eksi TE3 olarak bulunur. Sen burada TE3'ü 1,0,2 olarak bulmuşsun. Değil mi? Bu 1,0,2'yi buraya yerleştir. Hop şunu al. Şuraya 1,0,2'yi koy. Karşıya at. TE2'yi de ne buluruz? 3,0,3. Buradan TE2 3 0 3. TE2 olan kısım şurasıydı hatırlayın. En son şunu da TE1 bunlar lineer dönüşüm olduğu için parçalanabiliyor da hatırlayın. TE2 artı TE3'ten arkadaşlar yerlerini yazıp TE1 buluyorsun. Cevap A şıkkı. Yatay düşey ne zaman yazıyoruz? Şimdi bu ben bir lineer dönüşüm matrisini alırken, matrisini bulurken taban elemanlarının tek tek yazdığımda dönüşüm altında bulduğum görüntüyü şeyde yazıyordum hatırlarsanız. Mesela TE3'ü 1,0,2 buldum ya. Bu üçüncü eleman. Bak yani normalde burada tabanımız şu. Hiçbir şey vermemiş çünkü. Şu üçüncü eleman. Bunun görüntüsünü bulduğumda üçüncü sütuna yerleştiriyoruz. Bu üçüncü sütuna. Matris bulurken tek tek bulduğumuz sırasıyla birinci sütun, ikinci sütun, üçüncü sütuna yazıyoruz. Peki arkadaşlar, sizce bu dönüşüm birebir örtenliği için ne dersiniz? Hemen çözümünü inceleyerekten tartışalım. Bakın matrisini bulmuşuz. Matris bu. Peki hemen formüle geçiş yap. Rankle artı boy çekle T artı boy V ki burası 3. Arkadaşlar bunun rankı gördüğünüz gibi şuradan 3 olamaz. Dolayısıyla 2 olacak. Şuradan da bakın 3, 1, 3, 2 matrisini alsanız yani matrisi böyle de alabilirsiniz ha. 3, 1, 3, 2. Determinant 0'dan farklı. O zaman 2'dir. 1'dir, 3'tür. Ne birebir ne de örtendir. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani böyle soru isteseler bir boyut daha üste konulabilir. Şimdi bir soru daha yapıp ara vereceğim sayın arkadaşlar. Hadi bakalım. T bileşke T'nin bileşke fonksiyonu için hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar bir cevabınızı bir göreyim. İki tane lineer dönüşümün bileşkesi lineerdir. Yani biliyoruz lineer dönüşümlerin bileşkeleri lineerdir. O zaman 3 doğru. Peki arkadaşlar bu dönüşüm birebir örtenli mi? Bakalım mı? Bakın birebir örtenlikte bir test edelim. Burası 1. Burası 1. Burası eksi 1, 2. T dönüşümü. Rank T'miz
Kaç çıktı? 2. 2 artı boy çekte eşittir 2. Burası 0 çıktı. O zaman burası 1'e 1. Şurası boy r kareye eşit olduğu için hangi r kare yalnız? Şuradaki r kareye. O zaman örten de çıktı. Hem 1'e 1 hem örten. Şimdi bakın. Şunu biliyoruz. Çözümde aslında başka yoldan gittim ama bir bakış açısı olsun. 1'e 1 fonksiyonların bileşkesi 1'e 1'di ya. H de 1'e 1, H de 1'e 1. O zaman bileşkeleri 1'e 1'dir. E ikisi de örten. Örtenlerin de bileşkesi örtendir. O zaman cevap 1, 2, 3. Olur tabii ki. Zaten bak çözümde, şimdi biraz sonra onu göreceğiz. Çözümde de bakın. Öyle de yapabilir miyiz? Direkt oradan da yapalım. Bu ikinci bir yol olsun diye yaptım. Bakalım. Bileşkeniz buysa sıkıntı yok. Hemen bir bakalım. Araya arkadaşlar çeyrek geçe gibi başlayabiliriz. Ya da yani nasıl istersiniz. Güzel. Burada sen bileşkeyi almışsın. Bu. Bundan sonra tek tek matrisini bulup rankı 2. Direkt bileşkelerinde bulunabilir. O zaman bir sıkıntı yok burada. Değil mi? Güzel bir soru oldu. İkisi de aslında yapılabilir. Değil mi arkadaşlar? Sanırım burada kaldık. Devam edelim bakalım. Sevgili arkadaşlar, bunlarda ilk önce neye bakıyorduk? Homojen mi değil mi? Evet, ondan sonra kare mi değil mi diye. Dolayısıyla en çok dikkat edeceğimiz özellik karelerdi. Bu homojen değil. Değil mi? Peki, homojen değil. Homojen değil. Ama kare ve kare. Tek çözümü varsa k ne olamaz diyorsa biliyorsunuz determinantı sıfıra eşitleyeceğim. Çünkü tek çözüm olsaydı değil mi arkadaşlar? K'yı o zaman tek çözüm olarak bulabilecektik. Ama tek çözüm var ne olamaz diyorsa tam zıttını söylemiş. Dolayısıyla ben biliyorum ki AX eşittir. B'lerde determinant sıfırken det a sıfırdan farklıyken x eşittir a eksi 1 b tek çözümdü. Burada tam zıttını söylediği için determinant sıfıra eşitliyoruz. Hemen çözümüne baktık. Buradan sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi k'ımız eksi 4 çıktı. Evet. İlk defa şey yapmışım. Gördünüz mü arkadaşlar? Şunu eksi 1 ile çarpmışım. Bunu 1 ile çarpmışım. Sonra galiba evet. Böyle bir şey olmuş. Gördüğünüz gibi. Yani o belli sayılara çarpmak illa böyle tam sayıda olmak zorunda değil ha. Yani köklü sayıda olabilir, rasyonel sayılarda olabilir, çarptı toplayabilir. Değil mi? Bu çok çok önemliydi arkadaşlar. Güzel. Tabii ki arkadaşlar bu determinantı sıfır olduğunu görmenin kolay yolu. Neden? Üçüncü satır. Diğer iki satırın lineer birleşim olarak yazdığını görebiliyorsam determinantı da sıfır demektir. Lineer bağımlı oluyor. Ama bunu şak diye de göremeyebilirsin. O yüzden de determinantı yapabilirsin. Ama böyle görüyorsan tabii ki daha kısa bir yol. Ama bunun görmenin garantisi arkadaşlar hemen yok. Bir de ben bakın 1 ile 2 ile çarpıyorum. Ama gider soruda 3 ile çarpar. Diğerini eksi 5 ile çarpar. Oradaki ilişkiyi hemen göremeyebilirsin. Tabii ki bu yol daha kısa bir yol. Görebilirsiniz eğer. Yani herhangi bir satır, diğer satırların lineer birleşimi olarak yazıldığını görebiliyorsan çarpıp, toplayıp o zaman direkt determinant sıfırdır. Pekala, o zaman geldik buna. Sisteminin çözümü için hangileri doğru? Bakalım. Boşluğun olma ihtimali var tabii ki. Tek çözümü var, bakalım. Arkadaşlar bir kere bu homojen değil yine. Kare, kare olduğu için de 1, 1, eksi 1, 2, 1, 1, 6, 4, 0. A matrisi bu. Sonra sevgili arkadaşlar, bunu galiba 2 ile çarpmışım. 2 ile çarpmışım, bakın. Bunu da 2 ile çarpmışım. Toplayıp burasını bulmuşum. Evet, doğru. O zaman bunun determinantı 0. Ha bunu hocam ben böyle yapmak istemiyorum. Tabii ki. Yani bunun determinantı normal al. O şekilde bulabilirsin. Determinant 0 olduğu için arkadaşlar hemen çözüm yoktur demiyorduk. Hemen neye bakıyorduk tekrar? Rank A, rank AB'ye eşit mi? Tamam mı?
Şimdi rank AB'yi alırsak, rank AB'yi alırsak, bakın onu da hemen şuradan çözümden bakalım. Şimdi rank A, rank AB olayına girdik. Şunun determinantı sıfırdı. Det sıfır. Determinant A'mız sıfır. Evet. Sonra şunu aldığımızda sevgili arkadaşlar bakınız şu 2, 1, 7'de aynı oran yok. Görebiliyor musunuz? Bakın bunu 2 ile çarpsan, bunu 2 ile çarpsan toplasan 7'yi vermiyor. O yüzden şuradaki 3'ü 3'lük determinantın 0'dan farklı olduğu kesin. Oradaki ilişki yok orada gördüyseniz. Yani buradan determinant 0'dan farklı olduğunu da sezebilirsiniz. Yani oradaki kural 2, 1, 7 eklendiğinde yok. O zaman bunun rankı 3. Bununki 2 eşit değil ranklar. O zaman çözüm yok. Boş kümedir. Tamam arkadaşlar. Bunu C diyen arkadaşta sıkıntı var mı? Önce rank A, rank AB'ye bakıp hareket ediyorduk. Ondan sonra kutsal formül N-R'ye bakıyorduk. Değil mi? Bu önce bakılması gerekiyor. Tamam, pekala. Buna bakalım sevgili arkadaşlar. 13. Yine. Evet. B'ler havada uçuşuyor. Bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar yine kare. Karede hemen determinant bak. Eğer sıfırdan farklıysa zaten ne olacaktı? Sıfırdan farklıysa tek çözüm olacaktı. Şurası 1. Burası k, eksi 2 ve 1. Şimdi ben mesela burada bu ilişkiyi göremedim. Arkadaşlar, o zaman mecburen ben bunu Savus kuralından yapacağım. 2, eksi 1, 1, 1, 1, eksi 1'den Savus kuralını uygula. Şurada çarp. Sonra, değil mi? Sağ tarafa doğru da çarp. Bunları bulduktan sonra, sevgili arkadaşlar, arka tarafta hemen çözümüne bakıyorum. Determinant öyle bir şey oldu ki k yok oldu. K'dan bağımsız çıktı. Yani direkt eksi 3. Hiç k'ya bağlı değil. Determinant sıfırdan farklı olduğundan her zaman tek çözümdü. Her zaman tek çözüm. Çünkü k'ya bağlı değil. O yüzden arkadaşlar tek çözüm x eşittir a eksi 1b her k için böyledir. Ha, bu k'ya bağlı bir şey de çıkabilir. Bakın öyle bir soru hiç gelmedi şimdiye kadar. Atıyorum determinant k eksi 2 gibi bir şey çıktı. O zaman dersin ki k eşit değildir 2 için tek çözüm var. Ama k eşittir 2 için rank a rank ab olanı bakılır. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi d oldu o zaman. Tamam, güzel. Büyük ihtimal arkadaşlar bunu k'ları yok ederek herkes yapmış. Gayet iyi. Hadi bakalım. Homojen bir çözüm. Sıfırdan başka çözüm varsa. Hemen arkadaşlar yapılacak şey zaten determinantı sıfıra eşitleyeceksin. Eğer determinant sıfırdan farklı olsa o zaman tek çözüm aşikardı. Homojenler. Dolayısıyla determinantı sıfıra eşitle. Ya buradan olayımıza hemen bakalım. Homojenler anlatmıştık bunları. Buradan da direkt eksi 5 çıkıyor. Burada kaça karşı yapmışım ben? Sizce arkadaşlar? Galiba eksi 2 eksi 1 mi yapmışım? Bunu eksi 2 ile çarpmışım galiba. Bunu eksi 1 ile çarpıp bakayım 4 yok. 1'e eksi 2 mi? 1 galiba öyle olabilir. Evet hemen bir sileyim şunu. Bakalım. Bunu 1, bunu eksi 2, 1 ile çarptık. Eksi, evet. Evet. Aynen öyle. 1'e eksi 2, evet. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi A. Yani çok kolay değil arkadaşlar görmek o anda. O yüzden direkt al ya. Bu Savus kuralı da çok da zor değil. Değil mi? Yani bir kere kontrol etmekte belki sağlamasını yapabilirsiniz ama bence iki yolda çok ya en fazla 15-20 saniye fark eder. Geldik buna. Hadi bakalım. Hangileri doğrudur? Yine kare. Ondan sonra determinant sıfırdan farklı tek çözüm olduğunu biliyoruz. Kramer sistemi olduğunu biliyoruz. Determinant sıfırdan farklıyken. Tutarlı tutarsız oluşu rank A, rank AB'ye bağlı. Sonsuz çözüm vardır diyor. Yani yapmamız gereken burada yine mecburen determinanta bakmak.
Ne dersiniz bunun için? Arkadaşlar çözümlerinizi bir alayım. Determinantı zaten şurada. 1, 2, 1. Eksi 1, eksi 2, 3. 1, 2, 5 dedik ya A. Eğer determinant A sıfırdan farklı olsaydı neler yazılır? Tek çözüm. Ondan sonra Kramer. Bunlar yazılabilir. Hemen baktığımızda determinant sıfır oldu. Dolayısıyla Kramer gitti. Gider. Tutarsızdır. Hemen diyemiyorduk. Rank A, rank AB'ye bakıldı tekrar. Şimdi rank A, rank AB neden böyle oldu? Hemen şöyle bir inceleyelim. Buraya sevgili arkadaşlar 5, 3, 13'ü de eklersek ekledik. Şu anda ilişkimiz nasıl bir ilişki? 2 ile çarpıp 1 ile mi toplamışız? 2 ile çarp. Evet. Bakın şunu 2 ile çarpmışım. 2 ile çarp. Şurasını 1 ile çarp. Şurası bulunuyor. Aynı konan 5, 3, 13 de bunu sağlıyor. Fark ettiyseniz. O zaman arkadaşlar bakın işte buralarda çok kolay işe yarayabilir. Neden hocam? Çünkü AB'nin rankında 3 çarpı 3 bir sürü matris var. Şimdi 5, 3, 13 de koyduğu zaman da bu ilişkiyi veriyorsa AB'nin içindeki tüm 3'e 3'lükler de determinant sıfırdır. Sonra ikisinin rankı da 3 olamayacağına göre bir bakıyorsun rank A'mız 2. Rank AB genişletilmiş olduğundan yine aynısını burada da 2 buldum. O zaman bu tutarlıdır. Tutarsız da gitti. Sonsuz çözümlerden geliyor hocam. Bu bilinmeyen sayısı. Bilinmeyen. Eksi rank 2 zaten. Yani 3 eksi 2. Bir keyfi bilmeyen demek sonsuz çözümü olduğunu söylüyor. Sevgili arkadaşlar. Bu anlaşıldı mı? Yani biraz önce bir arkadaşım sordu ya. Hocam bu ilişki. İlişki işte bu AB'de çok işimize yarayabilir. Yani biraz daha determinantı hızlı hesaplamakta. Tutarsız niye demedim? Rank A rank AB'ye eşit çıktı. Eşit değilse tutarsız diyorduk ya. Rank A ile rank AB. Determinant sıfıra eşitse tutarsız demiyorduk. Bir adım daha gidiyorduk. Rank A rank AB'ye bakıyoruz değil mi? Evet. O bizim ana kuralımızdı. Peki arkadaşlar geldik şuna. Ne dersiniz? A ve B ikisi de kare matrisler. Aynı tip. Bunun için ne diyorsunuz? Evet arkadaşlar yaparsınız bunu. Şimdi bir kere şu kuraldan rank A'nın kesinlikle N'den küçük olduğu %100. Bu kesin. %100. O zaman bana determinant A'yı sıfır olduğunu söylüyor. Şimdi o zaman A ile ilgili hemen şeye gidelim. AX eşittir 0 sonsuz çözümlüdür. Bu bir homojen. Homojenlerde hatırlıyorsanız determinant sıfırdan farklıysa tek çözüm aşikar. Sıfır eşitse sonsuz çözümlü olduğunu söylemiştik. Değil mi? Şuradan homojen kare ler için bakın şöyle yapmıştık. 1. Determinant A sıfırdan farklıysa tek çözüm sıfır çözümü. Eğer determinant sıfıra eşitse sonsuz çözümlüydü. Bunların tutarlı demek buraya gerek yoktu. Direkt tutarlıydı homojenler her zaman ve sonsuz çözüm olduğunu söylüyorduk karelerde. Şimdi geldik 1'e. Şimdi birincisinde bx eşittir bir şey yorum yapamam. Rank b burada n de olabilir olmaya da bilir. Bilir. Dolayısıyla arkadaşlar bunun hakkında ben bir kesin bir şey söyleyemem. Dolayısıyla kesinlikle doğrudur dediği için eledim. Geldik 3'e. A ile b denk olamaz. Arkadaşlar şimdi satırca denk olmalarda hatırlayın. Şöyle bir şey vardı. Eğer bir matris, üçüncü maddeyi şöyle bir yazalım. Üçüncü madde. 3. A ile B denkse %100 rankları eşitti.
Değil mi? Şimdi tam tersine P ise Q denktir. Q üssü ise P üssü. Rankları eşit değilse bunlar denk olamaz. Evet, doğru. O zaman cevap 2 ve 3'tür. Tamam mı arkadaşlar? Satırca, elementer satır operasyonunda yapıldığı zaman A ile B arasında rankları eşit. Determinantları farklı olabiliyordu. Onu biliyoruz. Hemen buradan arkadaşlar bunu bu şekilde yorumlamış olduk. Hemen bakalım. Evet. Bakınız rank A, rank AB'ye eşit olmadığından denk olamazlar. Sonsuz çözüm var. Evet. Buradan cevap E olarak gelir.